Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport. Evet efendim, TÜYAP Fuarı Kongre Merkezi'ndeyiz. Yine söylediğimiz gibi kapı pencere ve ekipmanları ile ilgili olarak burada çok ciddi çalışmalar var ve bunlarla ilgili tabii makineler, makine sanayi, imalat sanayi burada çok önemli. Şimdi konuğum Burçin Çelik, Murat Makina Fabrika Müdürü. Şimdi üretimin başındaki kişi sizsiniz. Otomatik olarak tabii burada kaliteli üretimden bahsedeceğiz. Özellikle fuarda sizi biraz daha ön plana çıkaran, yaptığınız ürünlerin fiyatıyla değil kalitesiyle ön plana geçmesini hedeflediğiniz. Şimdi Hulusi Bulduk Bey'le de konuşurken patronunuz hep kalite, kalite, kalite diye ön plana geçiyor. Bütün ailenin, bütün fertler aslında, bütün yönetim, bütün şirket kalite diyor. Yani fiyat ikinci planda kalıyor galiba burada. Evet. Rekabetin kalitede olması, biraz da buradaki ürünlerin ve makinedeki ürünlerin çeşitliliği hep bu yönde gelişiyor. Ne diyorsunuz üretimin başındaki aslında bu işin kaptanı olarak? Şimdi kalite olmayınca zaten fiyat zaten konuşulmaz. Bir malı satmak sadece fiyatla olmuyor. Çünkü biz genelde üretimimizin büyük bir kısmını, özellikle bu sene %90'a kadar çıktı, yurt dışına yapıyoruz. Yurt dışında fiyat her zaman, artık bizde de olmaya başladı az zamanda ama, önce kalite gelir. Yani kalitesiz bir ürünü zaten satma şansımız yok. Ürünü sattıktan sonra destek vermeniz gerekiyor. Eğer sattığınız ürün kalitesi olursa destekte de sıkıntı yaşarsınız. Bu firmanın devamlı açısından çok sıkıntılı bir durum aslında oldu. Rekabetteki ön planda olmanızın sebebi de bu kalitedeki standarttaki yukarıda olmanız değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Şimdi bizim hem ürün kalitemiz, hem malzeme kalitemiz, hem makinamızın makine bir bütün olarak düşünmek lazım. Yani sadece ürün kalitesi değil. Bu yazılım, Ar-Ge, inovasyon bunlar bir bütündür. O yüzden makinalarımızı tüm dünyaya satabilmek için bizim topyekun olarak, bir bütün olarak kaliteye çok önem vermemiz lazım. Şimdi makinelere baktığım zaman ben şunu gördüm. İşte sonunda pen olan bütün firmalar, hı-hı, aslında sizin makinelerinizi normal düz profil olarak giriyor, hı-hı, ve sonuçta pencere olarak çıkıyor, çıkıyor değil mi? Bunun aslında en basit anlatımı bu. Yani çok basit indiriyorsak aynı şekilde. Peki bu süreç nasıl işliyor ve buradaki sizin aslında sizi farklı kılan ne? Şimdi bizim çok uzun bir geçmişimiz var. 34. yılımızı doldurduk. 34 sene. Aynen öyle. Yani firmanın şu anki şeyi çok yüksek. Bu konudaki tecrübesi çok yüksek. 1980'li yılların başından bahsediyoruz. Evet, 83 yani yılında bu firma kuruldu. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Biz sürekli yurt dışına çalıştığımız için çok tecrübeli ekibimiz var. Sürekli farklı sektörler, farklı ülkeler. Her ülkedeki pencere sektörü farklı. Türkiye'deki gibi değil. Biz ve bir Ar-Ge grubumuz var ve her sene büyüyerek devam ediyor. Şu an toplam ekim %10'unu geçti Ar-Ge grubumuz. Yani toplam insan gücünün %10'u şu an Ar-Ge olarak çalışıyor. Demek ki akıl terini çalıştıranların sayısı çoğaldı. Aynen, çünkü aynen kalite öyle deyince direkt akla direkt o geliyor. O geliyor, evet. Yüksek teknoloji. Peki buradaki ürünlerden bahsedelim. Yüksek teknolojiyi de iyi kullanmak lazım. Ve yüksek teknoloji ve bunu da doğru makinelerde, evet, doğru kullanmak lazım. Doğru şekilde kullanmamız lazım. Yurt dışı pazarlarında sizi ön plana geçiren kaliteden bahsettiniz. Peki burada hangi ürünlerinizle ön plandasınız fuarda? Biz genelde yüksek kaliteli, high-tech dediğimiz süper kesim işleme merkezlerimiz. Ne yapıyorlar bunlar? Bunlar dediğiniz gibi... Gene benim anlayacağım şekilde. Evet. Ham profili, o sonu penle bir tane firma ürettiği ham profili kesip, işleyip, kaynatıp en son evimize takacağımız hale getiriyorlar. Şimdi siz bu makinaları kuruyorsunuz değil mi? Tabii, aynı zamanda teknik desteğini veriyoruz. Kuruyoruz, işletmeyi alıyoruz, eğitim veriyoruz. Biz hem müşteriye yetiyoruz hem de oradaki yazılımcı arkadaşlara yetiyoruz. Çünkü bu iş bir ekip işi. Her gittiğimiz yerde eğitim işi daha uzun süre aslında. Peki bunun yazılımı hangi aşamada giriyor devreye? Ve yazılımdaki yenilenme, kendini sürekli geliştirme aşaması hangi aşamada giriyor? Şimdi mesela bu sene çok yeni projeler yaptık. Yaklaşık 6 tane müşteri için özel makine ürettik. Bu en başında daha müşteriyle ilk tanıştığımız zaman, projemizi, ismini koyduğumuz zaman, örneklerimizi aldığımız, tabii uzun bir süreç. Bu anda zaten yazılım ve Ar-Ge işi direkt başlıyor. Hı hı. Eski makinemiz için de şu an hali hazırda giden standart makinemiz diyelim, eski de diyelim.
O makinede de sürekli kullanıcının istekleri doğrultusunda yazılımlarımızı güncelliyoruz. Yani bir taraftan yeni makineler yazılımlarını yapıp bir taraftan da atıyorum geçen senenin bu seneye göre eskiyen teknolojisini güncelleyebiliyor musunuz? Güncelliyoruz. Evet, aynı şey. Ya ben sizden makine aldım mesela. Bu aslında bir anlamda pencereleri üreten bir küçük küçük de fabrikalar kurmuş oluyorsunuz, tabii, tabii, değil mi? Mesela bayilerinize böyle çalışmalarınız var mı? Var. Ne yapıyorsunuz orada? Mesela yurt dışındaki bayilerimize projeler geliyor. Diyorlar ki biz günde 400 tane pencere üretmek istiyoruz. Buradan göndermek de zor şimdi onu. Tabii ki. Böylece ne oluyor? Yeni bir fabrikayı sıfırdan kurmuş oluyorsunuz. Ne kadar sürüyor bu mesela? Projenin büyüklüğüne göre 3 ay, 4 ay arasında biz bir projeyi tamamen bitirebiliyoruz. Ve orada gidip o fabrikayı sil baştan kuruyorsunuz. Kuruyoruz. Aslında minik bir fabrika kurmuş oluyorsunuz. Evet, genelde sıfırdan kuruyoruz. Sıfırdan kuruyorsunuz. Evet. Peki bir Alman markasını satın aldınız. Biraz o süreçten bahsedelim. Ve neden Alman markası? Evet, şimdi Türk firmasına çok eskiden 10 sene önce, 8 sene önce bir ön yargı vardı. Yani bizi Çinlilerle bir tutuyorlardı. Tabi o yargı, ön yargı artık kalmadı. Hı hı. Ama o zaman biz bu hamleyi bunun için yapmıştık. Yani Murat ismi bazı ülkelerde sıkıntı yaratıyordu bize satışta. Algı biz açısından yüzden, tabii. Algı açısından. Dilinde olmak yoksa lazım. Yoksa makine kalitesi aynı. Hiçbir fark yok. O yüzden Hafner herhalde. Evet, Hafner markasıyla o sektörlere girdik ve şu an o sektörde Hafner Murat olarak devam ediyoruz. Peki Hafner ne yapıyor yurt dışında? Yani ne yapıyordu? Aynı şey mi yapıyordu? Hafner bir Alman firmasıydı, aynı sektörde. Aynı sektörde çalışıyordu, aynı sektörde benzer makineler üretiyordu. Neden Hafner'i satın aldınız peki, markayı? Markayı dediğim gibi Murat ismiyle giremediğimiz pazarlara girebilmek adına. Peki ve onların, başarılı olduk. Onların bir teknolojisi, bir bilgi birikimi, bir makine, onlar yani büyük bir fabrikaları da vardı herhalde onların orada, değil mi? Yani vardı ama biz onları kullanmadık. Siz sadece markayı kendi, satın aldınız. Aynen, biz kendi markamızı. Peki tecrübesini, bilgi birikimini aldınız mı Almanya'da? Birkaç makinede ufak tefek şeyler aldık ama genelde bizim tecrübemizi, bilgi birikimimizi aldığımız makineler. Peki Hafner'in Avrupa'da bir pazarı var mıydı? Vardı tabii. Ne kadardı, nasıldı bu pazar? Genelde Avrupa'da, İngiltere'de, işte Avrupa bazındaki ülkelerde, Fransa'da, işte Almanya'da bilinen bir firmaydı. Biraz Amerika'da biliniyordu. Biz tamamen zaten burada şeyi kullandık. Yani ismi olan ön yargıyı kırmak için mi kullandık? Mesela şu an Hafner diye bir marka tek başına kullanmıyoruz. Hafner Murat olarak. Çünkü o pazara girdikten sonra, makinenin kalitesini ispatladıktan sonra, bu ön yargıyı kırdıktan sonra zaten bu Murat makine ürettiğini zaten herkese böylece öğretmiş olduk. Ama aynı zamanda Hafner'in o Avrupa piyasasındaki gücünü ve isminin etkisini de bu, tabii, arada marka değerini de satın almış olduk. Aynen öyle. Aynen. Sonuçta bilinen bir markaydı ama siz buna Murat'ı ilave ettiniz. Evet, yani biz bunu Murat'ı ilave ettik. Peki ne yapıyorsunuz bugün? Mesela fuarda ilgili izlenimlerinizi alayım ben sizin. Beklentiler nasıl, ziyaretçiler? Niye bu fuardayız? Bu seneki, geçen seneye göre karşılaştırdığınız zaman durum ne sizin gözünüzde? Bu sene yine yeniliklerimiz var kendi açımızdan. Şu an fuarda beklediğimiz ilgi var aşağı yukarı ama önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü ilk iki gün biraz daha durgun oluyor. Hafta sonuna yaklaştıkça ilgi daha da artıyor. Şimdi biraz gözlemleyip acaba nerelere daha yoğunlaştık diye, evet, ilk gün böyle bir koşturmaca var. Evet, yabancıları da gördüm ben fuarda. Evet. Yani mesela en büyük endişem yabancıların çok fazla ilgi göstermemesiydi. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanan olaylardan. Ama yabancı sayısının da yani azımsanmayacak derecede çok olduğunu gördüm, evet, ben. Şu an öyle bir sıkıntı ben görmedim. Peki burada yenilikler var dediniz. Evet, şu an biz alüminyum sektöründe 4-5 yıldır iyice alüminyum sektöründe. Aslında biz PVC ağırlıklı makinalarımız vardı ama artık son zamanlarda alüminyuma da yöneldik. Yeni bir alüminyum işleme merkezimiz var. Şu an onu sergiliyoruz. Hı hı. Onun haricinde bir tane de plastik için yeni bir makine daha ürettik. Tabi bu özel ürettiğimiz makine haricinde, bunlar normal standart ürettiğimizde olan makinalarımız. Peki mesela baktığımda Hulusi Bey'le de konuşurken mesela İngiltere'de üretilen, İngiltere'de kullanılan pencere sistemlerinin Türkiye'deki gibi içe değil dışa, evet, açıldığını söyledi. Evet. Hani bunu o söyleyene kadar çok fazla düşünmemişti. Hı hı. Bu da yeni bir üretim demek değil mi? Yani, evet, yeni bir bunun için yeni bir makine üretmek gerekmiyor, evet, mu? Yeni bir makine, oradaki aksesuarlar, PVC profillerin kaynama şekli vesaire, onu tamamen nasıl geliştirdiniz Avrupa profilinden bunu? Farklı. Burada mı yapıyorsunuz onu yine? Tabii tabii, burada yapıyoruz. İngiltere'ye öyle gönderiyoruz. İngiltere'ye öyle gönderiyoruz. Hafner adı altında gönderiyoruz. Ama Hafner Murat markası orada aynı şekilde devam ediyor. Şimdi o makineler özel makineler. Yani Türkiye'de kullanılmıyor. Yani Avrupa profili diyelim.
Avrupa tip profillerde kullanılmıyor makineler çünkü sistem farklı. Tabii onun yanında ortak makineler de var. Ortak makinede Murat adıyla zaten müşterimize sunuyoruz orada. Peki merak ettiğim bu makinaları oraya İngiltere'ye gönderip orada mı profiller pencere haline geliyor? Yoksa burada mı gönderiyorsunuz yaptıktan sonra? Yok, biz makineleri müşterimize yolluyoruz. Onlar bizim makinemizi kullanarak pencereyi orada üretiyorlar. Evet, ya aslında siz şey gibi, kişi özel elbise yapan bir terzi gibisiniz. Onların ihtiyacına göre evet. Bunu kullanıyorsunuz. Biz terzinin makinesini üretiyoruz. Terzinin makinesini üretiyoruz. Ama kişiye özel. Evet, tabii. Onların istediği gibi. Tabii. Peki rekabet nasıl piyasada? Rekabet yurt dışına özellikle çok yüksek. Yurt dışında bizim pazarlığımız biraz farklı. Biz genelde orada Almanlarla ve İtalyanlarla rekabet ediyoruz. Ama orada bir tık öndeyiz. Çünkü kalite olarak onlardan aşağı değiliz. Hatta bazılar İtalyanlardan falan çok üstün olduğumuzu söyleyebilirim. Ama fiyat konusunda çok rahatlıkla onlarla rekabet edebiliyoruz. Yani ürün kalitemiz daha yüksek, fiyatlarımız eşdeğer. O yüzden orada rekabette çok sıkıntı yaşamıyoruz. Peki satış sonrası hizmette nasıl aktifsiniz? Satış sonrası hizmette de bayilerimizle ofislerimiz üzerinden devam ediyoruz. Teknik servis hizmetlerimiz özellikle. Mesela Amerika'da bir ofisimiz kuruldu. Şu an orada teknik bir eleman alındı. Satış ekibi zaten kurulmuştu. Şu an Şili'de, Meksika'da ofislerimiz kuruldu. Teknik elemanlar orada şu an çalışmaya başladılar, eğitimlerini aldılar. Biz eğitimlerimizi burada ve orada iki kademeli yapıyoruz. Önce arkadaşları buraya getirip fabrikada bir eğitim veriyoruz. Ondan sonra bizim tecrübe arkadaşlarımız işte 2 ay, 3 ay ülkenin büyüklüğüne, oradaki ortama göre değişiyor. Peki ne kadar oradaki bir büyüme? Teknik servisi eğitiyorlar. Eğitiyorlar. Ondan sonra onlar oradaki işleri devam ediyor. Ne kadar bir büyüme gerçekleşti? Mesela yeni markayla beraber Murat markasının birleşince ne kadar bir büyüme gerçekleşti? O pazar büyüdü mü Avrupa'da? Tabii büyüdü. Özellikle İngiltere'de dediğim gibi bu Hafner markasıyla orada ciddi bir artış gerçekleştirdik. Mesela geçen sene yaklaşık %30'a yakın bir büyüme %30. Gerçekleştirdik. Evet, toplam olarak. Peki, son bir şeyden soracağım size. Sektör büyüyor. Avrupa'da özellikle bu işi ciddiye alarak yapıyorsunuz kaliteyle. Peki Türk firmalarının özellikle yurt dışında ya da yurt içinde bu işi yaparken rekabetteki durum ne? Siz manzara ne? Şöyle söyleyeyim. Yani hangi konuda rakip oluyoruz birbirimize? Benim şu fiyat konusunda çok takılıyorum. Orada çok sıkıntı oluyor. Yani fiyat rekabeti yapmak herkesi yaralıyor açıkçası. Sonuçta biz bu ürünleri yurt dışına satıyoruz ve kullandığımız malzemenin büyük bir kısmı yurt dışından geliyor. Yani bir katma değer ekleyemezsek makinalarımıza hiç kimseye bir faydası yok. Ne ülkeye bir faydası var ne bize bir faydası var. Yani orada fiyat rekabetinden kurtulup kaliteyle, oradaki hizmetle bir rekabet yapmamız gerekiyor. Bir de fuarda arkadaşlarım da söylediler bana şimdi, yemekler veriyormuşsunuz böyle akşamları ve evet. 32 ülkeden de katılım olmuş. Evet, bu aslında evet. Bayilerimiz, müşterilerimiz. Turizm elçisi gibi çalışmışsınız burada. Evet, evet. Niye bir şeye gerek duydunuz? Şimdi yurt dışından gelen insanlar biliyorsunuz, yani yurt dışında böyle çok bizim gibi misafirperverlik, böyle yemeğe çıkarmak falan böyle çok fazla yoktur. Adetten değildir aynen öyle. Şimdi biz fuarda herkes, bütün müşterimiz, bayilerimiz bu fuarı bekliyor. Makineleri göstermek, yeni müşteriler kazanmak adına. Ve böyle olunca da bütün müşterimiz toplandığı zaman hepsi farklı geldiğiniz gibi. Bu bir fırsat. Yani hem Türk kültürünü tanıtmak, hem ülkeyi tanıtmak, hem de teknolojiyi göstermek için büyük bir fırsat. Peki Almanlara mal satmak nasıl? Yani onlar çünkü çok bu konuda hassaslar ve yani evet. Kalite hakikaten onlar için olmazsa olmaz. Özellikle makine denince hani Alman akla gelir. Alman makine sektörü akla gelir. TRC'ye TR satmak gibi bir şey bu. İşte Amerika, Almanya, işte İngiltere, dediğiniz gibi bunlar zor ülkeler. Zor yani. Ülkeler. Tabii bunun için çok bir ön çalışma gerekiyor. Yani ön çalışmamızı, yani ev ödevimizi çok iyi yapmamız lazım. Her işi son saniye bırakıp ya nasıl orada hallederiz yaparsak sıkıntı yaşarız. Peki yani hedef ne? Bu sefer ne oluyor? Kalitenizi de gösteremiyorsunuz. Doğru, kalitenizi de. Hedef ne peki Murat Makina'nın? Bizim hedefimiz kaliteli, sorunsuz. Yani ülkemizin adını kötüye çıkarmayacak. Sonuçta biz oraya bir Türk markası olarak gidiyoruz. Gittiğimiz her ülkede, işte Amerika'da, Kanada'da, Şili'de de bu Türk makinesi. İlk söylenen budur. Yani Murat makine demezler mesela. Türkiye'den geldiler derler. Bu Türk makinesi derler. Bir kere Türk ismine layık olmak ve Türk ismine zarar vermemek için siz de kaliteden taviz vermeyelim diyorsunuz. Aynen. Burçin Çelik çok teşekkür ediyorum ben. Murat Makine Fabrika Müdürü. Aslında şimdi üretimden sizi aldık getirdik buraya. Evet.
Bu arada bir tabii sizi burada bir saat alıkoyduk biz. Şimdi tekrar üretimin başına gideceksiniz. Aynen. Çok sağ olun. Efendim bir reklam arası daha vereceğiz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın. Lojistiği teknolojiyle buluşturan Türkiye'nin startup'ı Tırport.